The paint on her head fell down onto her dress. Evet, başındaki kafasındaki boya elbisesine düşer. Evet, devam edelim. Önceki haftanın, önceki dersimizin devamında. After breakfast, kahvaltıdan sonra Marcella came into her room. Marcella odasına geldi. Odasına geldi. She saw Raggedy Ann with paint, Raggedy Annie, all over her, and she began to cry. She saw Raggedy Ann with paint all over her. Her tarafı boyalı gördü, paint all over her, her tarafını boyalı gördü diye çevirebiliriz. And she began to cry ağlamaya başladı began to read okumaya başladı began to eat yemeye başladı began to run koşmaya başladı yani bu kalıplara dikkat bunları boşuna okumuyorsunuz burada cry ağlama kalıbıyla görüyorsunuz bunu ama buna aşina kazandığınız zaman bir alışkanlık edindiğiniz zaman hem dinlemeyle hem okumayla bomba olacak bomba bomba the young painter felt sorry genç boyacı yani daha küçük olanı diye de çevirebiliriz. Ee, üzüldü and told her what had happened ve ona anlattı. Told her anlattı. Şimdi şimdi geçmiş zaman var burada. Anlattı. Ne olduğunu anlattıysa ne oldu? O anlattığından önceki olay olduğu için neler olup bittiği past simple'da anlattığı olaydan önceki olay olduğu için ne oluyor? Past perfect oluyor. Had ve fiilin üçüncü hali oluyor. Değil mi arkadaşlar? Past perfect. Neden? I told her what had happened. Yani ona neler olduğunu anlattım. Neler olduğu past perfect yapıyoruz. Neden? Çünkü anlattığın zamandan önceki olan o hadise. Past perfect. Geçmiş zamandan önceki olmuş bir hadise. If you will let me, eğer müsaade edersen, bana müsaade edersen, if you let me, he said dedi, uh, I'll take her home. Onu eve götüreceğim. And clean her up. Onu yani baştan başa temizleyeceğim. I'll bring her back in two days. Onu iki günde geri getireceğim. Marcella wanted Reggie End to be clean. Marcella Reggie The End'in e, temiz olmasını istedi. So she agreed. Ve bu yüzden hem fikir oldu. That evening, o akşam, the young painter, Genç boyacı covered Raggedy Ann in, in paper. Ee, uh, Raggedy kağıtla örtmüş. So, böylece he wouldn't get paint on himself. Böylece kendini götürken uh, götürürken boyalatmayacaktı. And he took her home. Ve onu eve götürdü. Almakla götürmek aynı fiili kullanıyoruz. All the dolls felt sad. Bütün oyuncak bebekler üzüldü. That neden üzülmüş ki? That night, o gece üzülmüşler bütün oyuncak bebekler. Because, çünkü, because, cause da sebep gerekçe demek. Cause of this thing, bu iş şeyin gerekçesi, nedeni diye de konuşulabilir. Because da çünkü oluyor. Raggedy wasn't with them. Çünkü Raggedy onlarla değildi. Bu yüzden kendini o gece üzgün hissetmiş. Bütün oyuncaklar. Poor Raggedy Ann, zavallı Raggedy Hem fakir hem de zavallı anlamı var değil mi? I wanted to cry when I saw the paint all over her. Onu, baş, hep böyle boy, görünce, I wanted to cry when I saw the paint all over her," said Lisa. She didn't look like our reggie at all. artık bizim gibi said the thin soldier. He was crying. Ağlıyordu. The pain covered her smile and nose. Boya gülümsemesini ve burnunu örtmüştü. You couldn't even see her button eyes. Hatta, even burada hatta oluyor. Göremi, göremiyordunuz diye çevirebiliriz pas kontinüs gibi. Hatta göremiyor, düğme gözlerini göremi göremiyordunuz said Helen. And so, ve böylece the dolls talked that night and the next night. Ve, oyun, ve böylece oyuncak bebekler o gece ve sonraki gece konuştular. But in the daytime, fakat gündüz vakti, gün vakti, when the painters were there, boyacılar oradayken, the dolls stayed very quiet. Oyuncak bebekler sessiz kaldı. Şimdi burada ne görüyorsunuz? Çok güzel bir söz, sözlük anlamı, e, derin bir sözlük anlamı görüyorsunuz. Stay, kalmak, ikamet etmek. Aynı zamanda stay quiet, sessiz kalmak. Türkçedeki gibi kullanabiliyoruz kalmak kelimesini aynı şekilde. On the second day, ikinci gün. The young painter brought Raggedy Ann home. Genç boyacı Raggedy Ann'i eve getirdi. Bring brought, getirdi. She looked clean. Temiz gö gözüküyordu. Temiz gözüktü. And Marcella hugged her. Ve Marcella ona sarılmış. And thanked the painter. Ve boyacıya teşekkür etmiş. Hmm. After dinner. Akşam yemeğinden sonra. Marcella came in and put Rigidi on the shelf with other dolls. After dinner. Akşam yemeğinden sonra Marcella geldi kemiğin içeri girmiş yani. And put the rigidity, uh, put on koydu. Nereye koydu? Shelf, rafa. Ne ile beraber? Öteki oyuncakların yanına, öteki oyuncaklarla beraber. When the house was quiet for the night. E, uh, if uh, gece sessiz iken, the doll said. Oyuncaklar söylemişler. Tell us what happened at and... Regediyen neler olup bittiğini anlat. Oh I am so happy. Oh çok mutluyum. I fell in the paint. Boyaya düştüğümden dolayı çok mutluyum said Regediyen. Regediyen. I had the happiest time. Çok mutlu günler, çok mutlu bir vakit geçirdim. The painter took me home. Boyacı beni eve götürdü. He told his mom why I was covered with paint annesine o an, onun annesine anlattı neden boyalı ol, boyayla kaplı olduğumu annesine anlattı Why I was covered with paint neden boyayla kaplı olduğumu pas e, pasif konusu değil mi arkadaşlar fiilin üçüncü hali veya ided hali ve was were. pas pasif with paint yani ben boyandım ama bu olmasaydı I covered ben e, örttüm kapadım gibi olurdu ama bu pasifleştiriyor değil mi was where. Pasif konusu sil baştan gramerde var. She took a rag and cleaned my button eye. Evet bir bez almış ve benim e, ne yapmış e, düğme gözlerimi temizledi. Then I saw that she was very really pretty lady. Ve o zaman gördüm ki o çok e, hoş bir kadındı. Hanımefendiydi. Evet devam ediyoruz. But the paint had gone inside my head. Fakat boya had gone. Past perfect kullanıyor. Yani kadın o temizliği yapmadan önce olmuş bir hadise olarak algılamamız lazım burada. Yani burada İngilizler bu zaman kalıplarını boşuna icat etmemişler arkadaşlar. But the paint had gone inside my head. Fakat boya e, benim kafamın içine girmişti. Sedra giden, giden dedi. It made the cotton inside wet. İçerideki pamuğu ıslatmıştı. I couldn't think clearly. Düzgün bir şekilde düşünemiyordum. And my hair had paint in it. Ve saçımda da boya vardı. Saçımda boya vardı. Üstelik. Hmm, çok kötü. So, böylece bu yüzden The kind lady took off my hair. I Nazik hanımefendi saçımı ne yapmış? Saçını almış, saçlarını almış. Then she opened my head. Kafamı açtı and took out all the wet cotton. Bütün ıslak pamukları çıkardı. I felt so much better then. O zaman daha çok iyi hissettim. The next day, bir sonraki gün she washed the paint off of me. Well, wash off. Yani yıkayarak, çıkararak bir şeyi temizlemek, çıkarmak. Uh, next day she washed the paint off, off me. Uh, wash off. Bir şeyi yıkayarak çıkarmak. Uh, boyayı benden ne yaptı? Temizledi. Yıkayarak temizledi. Then she hung me on the clothes line to dry. Ve beni çamaşır ipine kurumak için astı. And while I hang out dışarıda asılıyken on the clothes line, e, çamaşır ipinde. What do you think happened? Sizce ne oldu? Sence ne oldu veya sizce ne oldu diye çevirebiliyoruz. Bu sence veya sizcenin soru kalıbı arkadaşlar. Sence ne oldu? Bir bakayım ne? Derken guess what diyorsun. Tahmin et bakayım ne kalıbıyla kullanıyorsun falan. We don't know. Bilmiyoruz. All the dolls cried. Bütün ee, haykırmış. Yani ağlamamışlar. Haykırmışlar aynı zamanda seslenmişler. Well, pekala. A little bird came and sat near me. Küçük bir kuş geldi ve yanıma oturdu. Kuruldu. She then picked cotton from my head to make her nest. Kafamdan pamuk çekip aldı. Ne için? Onun yuvasını yapmak için. Picked pick up uh, pick it, uh, pick bir şey bir diğer kalabalık şeyin içerisinden çekip almak. mesela uh, pick it, uh, his keys uh, anahtarlarını aldı yani orada bir sürü bir şey var da oradan bir şey seçip alma veya yerden alıp kaldırma gibi wasn't that sweet harika değil mi cried all the dolls uh, bütün oyuncak bebekler haykırmış seslenmiş yes it was evet öyle answered the rigdan it made me very happy beni çok mutlu etti When I was dry kuruyken the lady took me in the house again Hanımefendi beni tekrardan eve götürdü Then she put she put new cotton inside me İçime yeni bir uh, pamuk yerleştirdi yeni pamuk yerleştirdi koydu and sewed me up ve beni dikti She also put new hair on my head ve kafam ve bir de bir de deda kafama uh, uh, yeni saç koydu. Yeni saç da koydu diye çeviririz. Bu al soyu öyle çeviririz. De daha gibi to gibi cümle sonunda. Then she didn't. Then she did something else. Son bir şey daha yaptı. But it is a secret. Fakat bu bir sır. Sedre Oh, tell us the secret said all the dolls. Ve bütün oyuncak bebekler bize ne demişler? Bize uh, bize sırrı anlat. Oh, I, I know you you won't tell anyone. Biliyorum, kimseyi anlatmayacaksın. So, bu yüzden I will tell you the secret. Size bu yüzden e, sırrı söyleyeceğim. That is why my smile is bigger now. İşte bu yüzden benim gülüşüm daha büyük. Said Regidayn demiş Regidayn. The dolls all look at Regidayn and smile. Bütün oyuncak bebekler Regidayn'in gülümsemesine bakmış and so that we görmüşler ki it was bigger than before daha öncesinden daha büyük. When the lady put the new white cotton in my body, uh, anım efendi yeni pamuğu vücuduma koyduğunda said regedien. And she also put a beautiful red candy heart inside me, and o oh, bir de ne koymuş harika güzel kırmızı bir e, şeker kalp e, içime yerleştirdi diyor koydu diyor. So that that is the secret İşte bu da sır. That is why I am so happy İşte bu yüzden çok uh, mutluyum. Feel here burada hissediyorum. Said Raggedy. All the dolls could feel Raggedy Ann's beautiful new heart. Bütün oyuncak bebekler Raggedy Ann'in çok güzel yeni kalbini hissedebildi. Could feel. Heard. And they were very happy for her. Ve onun için çok mutluydular. After a while, bir süre sonra, the thin soldier asked, uh, teen soldier sormuş, Is something written on your new heart, Regidian? bir şey senin yeni kalbine yeni bir şey kalbine yeni bir şey yazılı mı? I am so happy you asked. Sorduğun için çok mutluyum. I forgot to tell you. Uh, size söylemeyi unuttum. Answered Regidian. And it it says, evet. E orada şu yazılı demek. It says şey söyler demek değil de yazılı demek diye okur. I love you. Seni seviyorum. What happened to Reggie after she fell in the pain? Boya düştükten sonra Reggie ne oldu? What's Reggie secret? E Reggie sırrı nedir? Reggie heart has a personal motto. Evet, Reggie kalbinde kişisel bir ne var? Özlü söz var. What could be your personal motto? Sizin kişisel özlü sözünüz, ifadeniz ne olurdu cümleniz? Saying that helps remind her to do her best. Ona ne diyormuş? As saying that. Biz şöyle bir e, ifadeymiş. Biz şöyle bir ifade. Helps remind her to do her best. Onun işte e, şöyle e, ona motive ediyormuş. Helps yardım eden, yani motive ediyormuş. Onun en iyisini, en güzelini yapması için motive ediyormuş. Sizinkisi ne? Evet. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. E, bir sonraki derste görüşmek üzere. Buranın suyunu çıkarmayı ihmal etmeyin. Paylaşımlarınız için teşekkürler. Like'larınızı teşekkürler. Kanalımız büyümeye devam ediyor. Bu da bizim motivasyonumuz. Devamını bekleyenler, isteyenler paylaşım ve like atmayı ve e, yorum yazmayı ihmal etmesinler. Görüşmek üzere.